ben FİDE filmde kadrolu olarak, inas olarak, yapım sorumlusu olarak çalışmaya başladım. 2010 yılına kadar sanırım 13-14 tane sinema filmi yaptık. Arok'tan Yahşi Batı'ya, Maskeli Beşler'den Kabadayı serilerine, Sınav'a. Ama bayağı filmde bulunduk, tecrübe edindik açıkçası. Sonra zaten işte fabrika yapımının macerası 2015'te başladı. Da kitabı aldım, gittim Ferhat Bey'e. Dedim merhaba, ben de bir iş var ve ben bunu yapacağım. Sen dedi bana kitabı bırak, ben bir okuyayım. Ben de o zaman dedim ki ya hep aynı hikaye okuyayım diyorlar, okumayacağım. Ama sağ olsun Ferhat Bey kitabı okudu. Beni aradı, gel bir görüşelim. Aslında ilk bana manevi motivasyonu veren insandır. O yüzden de yeri başkadır. Demek ki o zaman yapımcı doğru projeyi buluyor. Ondan sonra dağıtımcıya gidiyor. Öyle mi Öner Bey? Demekte fayda var. Yani şimdi sektörü yönetiyorlar, tecrübeleri var. Yıllardır senaryo okuyorlar. Hangi işin nasıl bir matematikle hayata geçip nasıl sonuçlar doğuracağını biliyorlar. Onlarla istişare etmek, konuşuyor olmak bence çok profesyonelce bir davranış yapılması gerekiyor. Öner o şeyle gelince 4N1K ile fikir çok güzeldi. Yeni düşünce çok yapılmamıştı piyasada böyle bir şey. Dedim ki Öner hemen yap. Şimdi böyle bir şey olunca biz ne yapıyoruz Burhan? Öncelikle dağıtıcılar, özellikle merkezdeki dağıtıcılar şunu görüyor. Nasıl bir film ihtiyacı var? Genellikle piyasadaki olan filmlerin çoğunluğu nedir? Dram, komedi, gençlik, çocuk, animasyon, yurt dışından gelen büyük filmler. Oralardaki boşlukları görebiliyoruz. Yani ya şöyle bir içeriye bir gençlik hikayesi hayat bulur. Doğru kurgulanırsa. Rekabet analizleri yapılır, genel piyasa analizleri yapılır. Hangi film ne zaman gelecek, nasıl olur, hangi filmi nerede çıkmamız gerekiyor. Bazen bazı tarihlere içerik ihtiyacı vardır. Orada yapımcılara diyoruz ki ya şu tarihte böyle bir içerik eksikliği var. Hem yabancı içerikte hem yerli içerikte böyle bir şey olsa iyi olur diyoruz ve o şekilde matematiğini şeyin dağıtımın ya da içeriğin şekillendiriyoruz. Aslında bir kitap tabii. Süreci yaratan bir şeye dönüşüyor. Önce her şeyden önce herkesin kendine inanması gerekiyor. Çünkü bu yol gerçekten çok zor. Rakip çok, insan çok ve maalesef şöyle bir durum var. O sizin çocuğunuz ve bu çocuğa aslında önce sizin saygı duymanız gerekiyor. Saygı duymanız, inanmanız ve kucaklamanız gerekiyor. Çünkü yolda herkes tenzih ederek söylüyorum. Şöyle şeyler duyacaksınız, duyuyorsunuz, dolaşıyor, geliyor. Sizi demotive edecek o kadar çok şey geliyor ki. O filmi yapıyor ama 10 bin kişi yapmayacak. Bu filmi yapıyor ama bu kasla bu iş olmaz. Bu filmi yapıyor ama yönetmeni asla daha önce bir iş yapmamış. Size ne? Burada başarının gerçekten matematiği bu. İşinize güveneceksiniz, kendinize güveneceksiniz. Ve yeri geldiğinde bunun akı da benim, karısı da benim diyorsanız evet başarı size gelecek. Biz şuna bakarız. O sinema dediğiniz, dizi dediğiniz hikayeler böyle çok komplike işler değil. Günün sonunda bir cümleliktir. İyi bir cümleniz varsa bunun altı geliştirilir. Sonra olaylar örgüsü, hikayeler genişletir. Burhan Bey'in de yapımcılığı var. Bir tane akıllı balık yaptı, renkli balık. Çok güzel. Küçük bir balığın yolculuğu. Ya basit. Yani siz ne yapmak istediğinizi hayaliniz iyi tarif etmelisiniz. Çok fazla hayır yiyeceksiniz. Bakın evetle hayırı eşit konuma ulaştırırsanız başarı şansınız yükselir. Hayırı üste çıkartırsanız başarısız olursunuz. Biz bir film kampı da yapacağız yakın zamanda Öner Bey. Uluslararası bir film kampı. Dünyanın farklı ülkelerinden sinema öğrencilerini 10 gün boyunca İstanbul, Antalya, Trabzon neyse buralara toplayacağız. Onlarla beraber bizim buradaki arkadaşlarımız da küçük ekipler kurup 10 gün boyunca film çekmelerini, kısa film, belgesel ya da video board, fotoğraf. Sonra onları kurgulayacaklar ve festival olarak yayınlayacağız. Sizlerden de mihmandarlık isteyeceğiz. Her birinin başında bir usta olacak. Aslında bir film dili yaratacaklar 10 gün boyunca. Çok keyifli geldi kulağa. O zaman görüşmek üzere. Herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Çalışmaya devam. Burhan Bey'i takip edin. Sağ olun. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi günler.